Trident 660 modelini görüyorsunuz. 8145 euro. Burada Street Triple R modelini görüyoruz Triumph'un. 10.195 euro. Sizlere tabii ki gönül isterdi ki her birini geçen seferki fuar videosunda olduğu gibi tek tek bütün kapasitelerini, özelliklerini anlatayım. Ama maalesef çok fazla vaktimiz kalmadı burada. Ama bunların özelliklerini bilmek isterseniz benim 2022'de çektiğim fuar videolarını gezerek orada marka marka verdiğim bilgileri alabilirsiniz. Speed Triple 1200 RS modeli 18.245 euro. Speed Triple 1200 RR modeli 20.400 euro. Burada yine değişik bir model koymuşlar. Tabak, herhalde bu yeni bir model. Triumph Tabak Wild Ride. Fiyat bilgisi yok arkadaşlar. Hatta kaçlık motor olduğunu bile söyleyemeyeceğim galiba. 1200'lük Scrambler. Okey. Hiç tahmin etmemiştim ama değişik. Ve Triumph'ın standında geziyoruz. Yine Truxton RS 16.495 euro. Street Triple RS 12.295 euro. Ve burada Rocket 3R var arkadaşlar. Sıkı durun. Bu bir 2500 motorluk motor. Size hatta buradan göstereyim. Fiyatı da 24.645 euro. Şöyle dışarıdan bir gezelim. Özelliklerine gelince 167 PS. Büyük bir motor ama 167 PS. 18 litrelik deposu. Yerden yüksekliği 773 mm. 291 kilo. 2.5 litre makinesi var. Ve burada yine Triumph'un Rocket 3 GT kırmızı modeli. Fiyat yine aynı, özellikler aynı. Kırmızı modelini görüyorsunuz. Büyük makine sevenlerin göz bebeği olabilecek makinelerdi. Evet, burada da Tiger Sport 660'ı görüyoruz. Tiger son zamanlarda oldukça Triumph'un reklamını yaptığı bir model. 9.245 euro arkadaşlar Tiger Sport. Yine Tiger 900 Rally Pro modeli 15.995 euro. Burada yine mavi bir Tiger bulunmakta. Tiger 1200 GT Pro modeli 20.340 euro. Arka çantaları top case'i ile birlikte. Tiger 1200 GT Explorer 21.945 euro. Yine Rally Pro modeli 21.345 euro. Yine burada Tiger 1200 Rally Explorer. Haki, beyaz, siyah renklerini karıştırmışlar. 22.945 euro arkadaşlar. Ayaklarıma kara sular indi. Siz Moto Magic izleyicileri, siz Hayat Motorla Güzel izleyicileri için bugün oldukça yorulduk standları gezerken. Bir like'ınızı alırım. Kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmanızı ve beğenmenizi, yorumlar yapmanızı rica ediyorum sizden.
hiçbir para talep edilmemekte. Üyelik için, beğeni için hiçbir para talep edilmemekte. Yani üye olunca para ödemenize gerek yok. Beğeniler bedava, üyelik bedava. Ve Triumph'un Speed Twin modeli 1200'lük 13.095 euro. Speed Twin 900'lük modeli 9.745 euro. GSX S125'i görüyoruz. 2023 model 4.300 euro. Size şöyle bir göstereyim. Hemen yanında GSX R125 yine 4650 euro mavisi ve onun yanında Hayabusa duruyor. Hayabusa 18650 euro. Beyazı çok güzel. GSX 950 10500 euro. Siyah ve değişik alt desenleriyle birlikte. GSX S1000 mavi 13.100 euro 2023 modeli. Kafa komple değişmiş. Tam bir naked bike olmuş. Yine GSX 1000 GT modelini görüyoruz. 14.600 euro. Bu arada Suzuki'nin standında elemanlarını da şöyle bir gösterelim. Evet, şimdi de SV650X modelini görüyorsunuz. 7850 euro. Yine burada V-Strom, buradaki adıyla V-Strom, 15.800 euro. Fahrstrom 1050 15.000 euro. Yine bir V-Strom. Suzuki'nin yine büyük skuterları. Fiyatına bakalım. Evet, yavaş yavaş kapanışa geçtiler. Avenis 125 modeli 2800 euro. Burkman 3000 euro. 3000 euro mu? Küçük Burkman olsa gerek. Evet, Burkman Street. Omax'lar bulunmakta. Dike Berta. Hepco Beka'nın standını görüyoruz. Fuar olduğu için genelde fiyat bilgileri aksesuarlarda yazmıyor. Ama ben size şöyle kısaca Hepco Beka'ların çantalarını göstereyim en azından. Evet, depo çantaları, yan çantalar. Burada da yine bir KTM. KTM için depo çantası, arka soft çantalar. Görmüş olduğunuz gibi tüm çanta aksesuarları Hepco Beka'nın burada bulunmakta. Goldwing kulübü bulunuyor. Benim hiç alakam olmamasına rağmen sizler için, siz Moto Magic izleyicileri, siz Hayat Motorla Güzel izleyicileri için Goldwing'leri de sizlere gösteriyoruz. Evet, Rupert Vigno. Bunlar tabii hep böyle sahipli olan
her türlü motosiklet giyecek eşyaları, motosiklet kılıfları, koltuk kılıfları, choppercılar için bir takım malzemeler, turlar için haritalar ve tur organizasyonları, böyle görmüş olduğunuz gibi değişik, benim çok da alışkın olmadığım motosiklet elbiseleri. Burada yine Büze'nin eşyaları, bit pazarı gibi yapmışlar burayı. Evet dostlar, burada da Ilmberger Karbon firmasının standı bulunmakta. Evet, sevgili Savaş Uçar'ın çok sevdiği Heidenau markası burada da standını açmış, yer almakta. Bir viraj eğitim motoru bulunmakta. Bazı arkadaşlar maalesef bunların hiçbir işe yaramadığını falan yazmışlar yorumlarda. Tabii ki görüşlerinize saygımız var. Ama inanın bana Almanya'da ve Avrupa'da motosiklet kullanıcıları, özellikle performans kullanıcıları bu eğitimleri her sene birkaç defa alıyorlar. Ve inanın bana yollardaki performans motorcularının birçoğu tabii ki bir yarışçı kadar iyi olmasa da ama onlara yakın ve onlar kadar bilgili bir şekilde kullanıyorlar. İnşallah bu viraj eğitim okulları Türkiye'de de bollaşır. Çünkü bir işi bilerek yaptığınız zaman, eğitimli bir şekilde yaptığınız zaman, bilinçli bir şekilde hareket ettiğinizden kaza riskiniz azalıyor. Evet, yavaş kullanan tabii ki kaza yapmaz. Ama şu da var. Eğer hızlı kullanıyorsanız, eğer biraz performans seviyorsanız, performans yaptığınızda bilinçli bir şekilde performans yaparsanız kaza riskiniz azalır. Ve şu anda KTM standına gelmiş bulunuyoruz. 1290 Super Duke. Duke'u ben kullanma şansım oldu. Mükemmel bir motosiklet. Benim videolarıma bakabilirsiniz. Deneme videolarıma. Gerçekten muazzam bir motor. Ve karşıda da Zupa 1290 Adventure duruyor. Zupa 1290 Adventure da çok iyi. Her ne kadar tüm motosikletleri kullanabiliyor olsam da boyumdan dolayı, bu motor da emanet olduğu için cesaret edemedim. Ha, bu arada benim boyum 1.66. Şu anda kullanmadığım hiçbir motor olmamıştı şimdiye kadar ama Zupa Adventure gerçekten birazcık yüksek geldi. Ve burada yine 890'ı görüyoruz. Hemen yanında yine 390'ı görüyoruz. Maalesef fiyat bilgileri burada yok. Burada ne varmış arkadaşlar? Bir dakika. Özellikleri var ama fiyatları maalesef yok KTM'lerin. O yüzden şu şekilde KTM tezgahlarında göstereyim, standında göstereyim. $890 Duke.
Hey, geil da alle. Ich krieg den nicht weg. Hol ihn wieder weg. Ve KTM şapkaları. Fiyatlarına bakalım arkadaşlar. Jarvis ona uğramış, sonra yapma istiyor. KTM şapkalarını sizler için bakacağım. Evet. Klasik KTM şapkası indirimli fiyatı 24 Euro'dan 17.90 Euro'ya düşmüş arkadaşlar. Ufak bir bilgi. KTM. Yine burada TFX süspansiyonlarını üretiyorlarmış. Değişik. Araçlarda bulunmakta. Sanırım bunlar elektrikli. Kabinli scooter'mış bunlar. Kabinli rola. Her ne kadar sonuna doğru gelsek de insanların yoğunluğundan çok fazla bir şey çekemiyoruz. Evet, değişik, enteresan bir model.